Merhaba gençler. Yazım kuralları video 2'de karşınızdayım. Biraz önce çok iddialı konuşmuşum. 5 dakika 5 kural falan diye havalı havalı bir giriş yapıp ilk videoyu 8 dakikada tamamlamışım. O yüzden herkesten özür diliyorum. Zaten ama orada şöyle de bir şey söylemişim. 5 dakikada tamamlamaya çalışacağım diye. Bence siz orada beni mazur görmüşsünüzdür. Çünkü çok önemli kurallardan bahsetmişim. Şimdi yine 5 dakikada 5 kural vermeye çalışacağım ama 6 dakika, 7 dakika ya da 8 dakika olursa lütfen şimdiden beni affedin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hadi başlayalım. Yeni kelimelerimiz ve yeni kuralımız şu şekilde. Leyla ile Mecnun, Mavi ve Siyah, Vatan yahut Silistre örneklerinde olduğu gibi şu örneğimiz gençler çıkmış kelimemizdir. Burada aslında bizim olayımız çok basit. Eğer kitap, makale, tiyatro eseri, kurumadı, özel adlarda yer alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyükse aralarındaki bağlaçlar veya ekler küçük harfle yazılır. Yani şunu kastediyor. Leyla ile Mecnun derken sadece L ve M büyük. Bakın bağlacımız küçük harfle yazılmış. Vatan yahut Silistre. Bu da denemelerde çok çıkar. Dikkat edin. Bakın sadece V ve S büyük. Buradaki bağlacımız küçük harfle yazılır. Mavi ve Siyah derken M ve S büyük. Bağlacımız küçük harfle yazılır. Ama şöyle olsaydı gençler. Hepsi büyük olsaydı, Mai ve Siyah derken hepsi büyük olsaydı o zaman aradaki ifade de büyük oluyordu. Bunun olayı budur. Hemen diğer kuralımıza geçtim. An, en, ar, er, ır, ir, maz, mez, mış, miş sıfat fiil ekleriyle anası mezar dikecekmişi bilirsiniz. Bu eklerle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Özellikle bu konuyla ilgili sorularda cümlenin tamamını okumalısınız. Çünkü 2020 TYT'de şu ifade çıktı. Ne değer bilir ne yol yordam derken ayrı yazılır ama değer bilir arkadaş şeklinde kullanılırken bitişik yazılır. O yüzden bunu siz nasıl anlayacaksınız? Cümlenin gelişinden anlayacaksınız. Aslında ben bunu öğrenciliğimden beri şöyle anlarım. Eğer bakın sevmek fiiline gelmiş, delmek fiiline gelmiş, İncitmek fiiline gelmiş, bilmek fiiline gelmiş. Eğer sıfat fiil ekleri ikinci kelimede ise bitişik. Eğer birinci kelimede ise ve sıfat tamlaması oluşturuyorsa ayrı yazılır. Bakın şimdi. Mesela şurada bir tane alayım. Karınca incitmez derken ikinci kelimede olduğu için bitişik yazılmış. Ben bu mazmez ekini birinci kelimede kullanacağım. Şöyle bir örneğim olsun. Yer de bulamadım yazmak için arkadaş. Tükenmez kalem olsun. Birinci kelimede olduğu için ayrı yazdım. Mesela arer kelimesini kullanabilirim. Barış sever derken bitişik yazılmış. Ama ben bunu şöyle yazıyorum. Güler yüz derken ayrı yazıyorum. İşte can kurtaran derken ikinci kelimede olduğu için bitişik yazılmış. Uçan daire derken birinci kelimede olduğu için ayrı yazıyorum. Benim size naçizane tavsiyem bir tane kelimeniz olsun. Mesela benim kelimem hep öğrencilerime de söylerim. Benim her zaman canımı kurtarır. Can kurtarandır. Hemen düşünürüm. Ha, can kurtaran kelimesinde ikinci kelimede olduğu için bitişik. Demek ki bu kural bu şekilde aklınızda kalacakmış. Hemen diğer kuralıma geçtim. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Yani büyükler büyük yazılır. Kocaman boğazımız var, kocaman vadilerimiz var, kocaman dağlarımız var, kocaman göllerimiz var, kocaman denizlerimiz var ve onları da büyük yazıyorsunuz. Çanakkale Boğazı, Orhun Vadisi çıkmıştır. Şu iki kelime çıkmış kelimelerden örnektir. Şu iki kelime de TDK'den örnek olarak aldım. Burada ekstradan bir şey söylemek istiyorum Boğaz'la ilgili. Eğer siz uzun uzun Çanakkale Boğazı değil de kısaltmalı bir söyleyiş kullanıyorsanız kısaltmalı söyleyişlerde de büyük yazılır. Kısaltmalı söyleyiş diyorum ve büyük diyorum. Yani ne anlatmaya çalışıyorum size? Boğazdan gemiler geçerdi derken yine büyük. Veya bugün Hisar'dan sana baktım İstanbul derken yine büyük. Rumeli Hisarı derken büyük. Kısaltmalı söyleyişlerde de büyüktür. TDK'de de yazım kılavuzunda da aynen benim söylediğim gibi geçecektir efendim.
Zarf fiilekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasviri fiiller bitişik yazılır. Yani bakın ödeyebilmek, uyuyakalmak, ola gelmek, gülüvermek ifadelerinde olduğu gibi zaten bunları ayrı yazdığınızda çok saçma oluyor. Bunları mutlaka birleştirmelisiniz. Ve şu şekilde özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Şu iki arkadaş çıkmıştır. Burada öğrenciler trip atıyor. Hocam diyorlar ki işte niye Türk kelimesi özel isimdir, niye eki ayırmıyorsunuz? Kuralı budur. Yapım eki, çokluk eki ve bundan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Yani Ahmetler derken de ayırmıyorsunuz. Veya Türkçeyi derken de ayırmıyorsunuz. Sebebi nedir? Türk'ten şöyle uzun uzun yazayım. Türk'ten Türkçe olmuş ya. Yapım eki aldığı için bundan sonra gelen herhangi bir eki yine kesmeyle ayırmıyorsunuz. Kaç tane kural oldu? Bu arada ben unuttum. Hemen bir bakayım ve şeyi sonlandırayım. Leyla ile Mecnun 1. Bu ikinci kuralımız. Bu üçüncü kuralımız. Bu dördüncü kuralımız. Bu da beşinci kuralımız. Aman Allah'ım, videoyu ben sonlandırmam gerekiyor acilen. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yazım kuralları ile ilgili üçüncü videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.